Dünyamızda yaşanan en garip 10 doğa olayı. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere dünya üzerinde yaşanan ve gizemi devam eden en garip doğa olaylarını derledim. Şimdi sizleri videomla baş başa bırakıyorum. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ateş girdabı ve ateş şeytanı olarak da bilinen bu olay, çok nadir yaşanan doğa olaylarındandır. Bu olay tarihte birkaç defa görüntülenebilmiştir. Ateş anaforlarının bir çekirdeği bulunur ve genellikle bu çekirdeği yanmaktadır. Isının yüksek olduğu ve türbülansın fazla olduğu yerlerde oluşan ateş anaforları, girdap şeklinde bir hava paketinden oluşur. Olayın yaşandığı esnada girdap şeklindeki dış katman, iç katmana devamlı oksijen sağladığı için yanma uzun sürmektedir. Ateş anaforları genel olarak 30 cm ile 90 cm genişliğe ve yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaşabilmektedir. Türbülansın çok yüksek olduğu yerlerde ateş anaforları neredeyse 300 metreye kadar ulaşmaktadır. Ayrıca bu ateş girdaplarının sıcaklığı 1100 santigrat dereceye ulaşabilir ve hiç sönmeden saatlerce sürebilir. Doğada nadir olarak rastlanan olaylardan biri olan ateş gökkuşağı, ışığın yüksek irtifadaki Sirius bulutlarının içinden geçmesiyle oluşur. Bu olayın gerçekleşmesi için genellikle güneşin gökyüzünde çok yüksek durumlarda olması ve ek olarak Sirius bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekmektedir. Sirius bulutundaki kristaller gerektiği gibi yerleşmiş olursa, güneş ışığı bu buz kristallerinin üst yüzeyinden dikey olarak girip, alt yüzeyinden çıktığında prizmadan geçen ışık kırılır ve ateş gökkuşağı denilen bu harika doğa olayı ortaya çıkar. Buz tsunamisi genellikle kutuplara yakın yerlerde meydana gelen bir doğa olayıdır. Su yüzeyinin üst kısmında yaklaşık 1 metre kalınlığında donmuş olan sularda meydana gelen dalgaların, donmuş buz parçalarını rüzgar veya gelgit sebebiyle kıyıya sürüklemesi sonucunda oluşur. Bu doğa olayı genellikle Kanada, Rusya ve Antarktika gibi bölgelerde sıkça görülmektedir. Catatumbo yıldırımları sadece Venezuela'nın Catatumbo Nehri'nde görülen korkutucu bir doğa olayıdır. Catatumbo Nehri üzerinde bulunan fırtına bulutlarının oluşturduğu girdaplar sonucunda meydana gelen bu muhteşem doğa olayına dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanılmamaktadır. Catatumbo yıldırımları yılın yaklaşık 200 gecesinde, günde yaklaşık 10 saat ve saatte 280 kez durmaksızın devam ederler. Meksika'nın Neiss şehrindeki Kristaller Mağarası ismi verilen mağarada bulunan dev buz kristalleri, yakın zamanda keşfedilen bir doğa olayıdır. 2000 yılında keşfedilen dev buz kristalleri o günden itibaren jeologların ve mağara bilimcilerin dikkatini fazlasıyla çekmeyi başarmıştır. Neredeyse 15 metre uzunluğa kadar ulaşan buz kristallerinin yaklaşık 500 bin yıldan fazla sürede oluştuğu tahmin edilmektedir. Doğada ender rastlanan olaylardan biri de elektrik fırtınasıdır. Bu doğa olayına genellikle kuru ve bulutlu havalarda rastlanılmaktadır. Elektrik fırtınası esnasında elektrik yüklü havada gök gürültüsü ve yıldırım gibi aktiviteler fazlasıyla gerçekleşir.
bu olay genellikle Amerika'nın yüksek kesimlerinde daha fazla yaşanmaktadır. Güneş köpekleri. Kısaca güneş ışıklarının dünyamıza dik geldiği anlarda ortaya çıkan halkalara denilmektedir. Bu halkalar, suyun atmosferin dışında donarak kristalleşmesi ve yansıması sonucunda meydana gelmektedir. Su atmosferde donduğu zaman elmas tozu adı verilen buz kristallerinden milyonlarcası oluşmaktadır. İşte bu milyonlarca buz kristallerinin arkasından güneşe bakılmasıyla güneş köpekleri dediğimiz dev halkalar görünebilmektedir. Kutup ışıkları olarak da bilinen kuzey ışıkları olayı genellikle kuzey kutbuna yakın ülkelerde görülmektedir. Bu ülkeler Norveç, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Kanada'nın kuzey bölgeleridir. Kuzey ışıkları dünya atmosferinde bulunan atomlarla yüksek hızlı enerjik parçacıkların 50 milden fazla yükseklikte etkileşime girmesiyle oluşur. Bu yüksek hızlı parçacıklarsa elektronlar ve güneş rüzgarları olmak üzere uzay kaynaklıdırlar. Kuzey ışıkları 4 ana renkten oluşurlar. Bu renkler kırmızı, mor, yeşil ve mavi renkleridir. Yeşil renk oksijen moleküllerine, kırmızı renk oksijen atomuna, mavi renk nitrojen moleküllerine ve mor renkse nitrojen atomuna aittir. Ayrıca hava ne kadar karanlıksa o kadar net görünürler ve en yaygın Eylül ile Mart tarihleri arasında görünürler. En korkutucu doğa olaylarından biri olan süper hücre fırtınası. Atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgarın yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak, dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan kuvvetli bir oraj biçimidir. Bu oraj sınıfları süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücredir. Süper hücre, bu orajların arasında yaygınlığı en az olanıdır. Süper hücre fırtınasının oluşmasını kısaca yarı düzenli ve yukarı aşağı yönlü rüzgar akışlarından meydana gelmesi olarak belirtebiliriz. Venüs kemeri çok ama çok nadir görünen doğa olaylarından biridir. Güneş batarken veya yükselirken ışığı atmosferde hareket eder ve dünyanın gölgesini gökyüzüne fırlatır. Güneş tamamen gözden kaybolana ve gökyüzü siyaha dönene kadar bu gölge ufka yaklaşır. Alacakaranlık ve şafak vakti, dünya gölgesinin karanlık şeridinin üzerinde genellikle Venüs kuşağı olarak bilinen açık pembe bir kemer bulunur. Bu kemer, gölge ve gökyüzü arasında bir sınır olarak hareket ederken, ufuktan yaklaşık 10-20 derece uzanır. Bu olay, kızaran güneş ışığının atmosfere geri dağılmasına etki eder ve bunun sonucunda pembe ışıltı üretir. Bu pembe ışıltıya Venüs kemeri adı verilmiştir. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımdan farklı olarak hazırladığım bu videomu 3 seri halinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım serimin ilk videosunu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum kısmına yorumlarınızı belirterek videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler.